Bu yapım, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurban ibadetine yönelik kültürel bir hizmet olarak hazırlanmıştır. İzleyeceğiniz belgesel yapım, İslamiyet'teki kurban ibadetinin günümüzün yoksulluk gerçeğine nasıl bir yanıt olduğunu anlamayı ve sizleri Türkiye'den Afrika'ya ihtiyaç sahibi Müslümanlarla tanıştırabilmeyi ümit etmektedir. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım yararlara tanık olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar. Onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Duyduklarımız bize yoksulluğun sadece bugünün sorunu olmadığını gösteriyor. Bu değiştirilebilir mi bilemeyiz ama hepimiz tüm zamanların çözüm bekleyen en önemli problemlerinden birinin yoksulluk olduğunun bilincindeyiz. Bugün dünya inanç haritasının %23'ünü Müslümanlar oluşturuyor ve 1.6 milyara karşılık gelen bu Müslüman nüfusun önemli bir kısmı yoksulluk problemi yaşıyor. Bu Müslümanlara biraz daha fazla yardım elimizi uzatalım. Gerçekten insanları gördüğünüzde sadece buradaki başkent Kampala'da değil, öbür şehirlerde, küçük şehirlerde, kasabalarda yaşayan insanları, onların hallerini gördüğünüzde çok içler acısı durumlar. Vallahi yardım bunu. Lelleni zero borbob sinne. Burada iş yok, çalışma yok, çok fakiriz. Yağmur zamanında çalışmayı düşünüyoruz ama bir sene yağmur iyi oluyor, bir sene hiç yağmur olmuyor. Dolayısıyla çoğu kişi çalışamıyor, fakirlik ve işsizlik oluyor. Gelecekte çocuklarımızın bu sıkıntıları yaşamaması için inşallah elimizden geleni yapacağız. Buradaki yoksulluk bizim anladığımızdan daha çok genel bir yokluk. Çünkü burada yoksulluk, hemen her yerde kararlı bir açlık. Tüm bunlar evimizin dışında yaşanıyor. Ama sahip olduğumuz konfor bizi muaf tutmuyor. İnsan oluşumuz bize sınır ötesi bir sorumluluk yüklüyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Bu tüm Müslümanları ortak bir kaderle bağlıyor. Ve şüphesiz bu kontrol edilemez tutkunun ardında önemli bir bağ, din kardeşliği yatıyor. Her Kurban Bayramı'nda bütün Müslümanları bir araya getiren bu güç, yoksul dünya nüfusu için önemli bir işbirliği anlamına geliyor. Şimdi bu işbirliğinin önemli bir parçası olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığıyla gerçekleşen kurban organizasyonuyla birlikte yola çıkacak. Uganda'da kurbanlarınızı kestik. Şimdi Uganda'nın kırsal bölgelerine doğru gidip kurbanlarınızı dağıtacağız inşallah. Kurbanlarınızı bağışladığınız insanların bir bölümüyle tanışacak. Allah razı olsun. Kurbanlarınızın kimlere nasıl ulaştığını göreceksiniz. Evet, saat 18:20 civarında İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan Entebbe'ye, oradan Uganda'ya inşallah yolculuk için hareket edeceğiz. Tabii milletimizle Afrika insanı arasında bir köprü olan bu kurban
hizmet için gidiyoruz, bir ibadet için gidiyoruz en önemlisi. Bize verilen o emanetleri yerinde sağlıklı bir şekilde tas tamam tamamlamak için gidiyoruz. İnşallah Allah mahcup etmesin diye dua ediyoruz. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya eyyuhel nas! Bismillahirrahmanirrahim! Ya eyyuhel nas! Biz de elhamdülillah Resulullah Aleyhisselam'ın ümmetine tabiyiz. Peygamber İbrahim Aleyhisselam oğlunu az kaldı kesecekti ki sonra Allah ona koyun getirdi. Dinimizde de bize söylendiği için biz de ona tabi oluyoruz. Ama biz kurban kesemiyoruz. Niye? İmkanımız yok. Ama elhamdülillah Türkler buralara kadar geliyor, kurban veriyorlar. Ailelerimiz bu sayede kurbanları yiyebiliyor, tadını alabiliyorlar. Bütün Müslümanlar bir araya toplanıyorlar. Birbirlerine sadaka veriyorlar, yemek veriyor, mutlu oluyorlar. Kurban elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir şey. Resulullah'ın verdiği bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2013 Kurban Organizasyonu için Uganda Fort Portal'dayız. Kurbanlarınızı kesmeye başladık. Şimdi de dağıtılmak üzere parçalanıyor. Buyurun. Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu Nijer'in Bonkoko şehrindeyiz. Birinci kurbanımızı kesiyoruz ve vatandaşlarımızdan Yücel Savaş, Mehmet Ali Atagün, Emine Ferhan Aydın, Erkan Ataman, Özgün Görkmen, Gündoğdu, Şule Aydıner, Hikmet Turan Bahur. 7 kardeşimizin kurbanını vekalet yoluyla şu an kesiyoruz. Kardeşlerimizin isimleri tek tek kurbanın başında söylenerek, zikredilerek kesiliyor ve önceden tespit edilen en fakir ailelerden başlamak üzere dağıtımı gerçekleşiyor. Ülkenin en ücra yani 18 köşesinde kesim yaptık. Binlerce kurbanımızı burada hep beraber kestik. Onlarla paylaştık, onların duygularını aldık. Gözlerindeki sevinçleri, dudaklarındaki duaları bulduk. Hiçbir sıkıntı yok ve kardeşlerimizin de bundan mutmain olmasını istiyoruz. Ve kurbanlarının daha da genişleyerek devam etmesini, diğer zamanlarda da mesela Ramazan'da da gıda yardımları olabilir, elbise yardımları olabilir. Bunlar bir tişörde, bir ayakkabıya çok çok müteşekkir oluyorlar çünkü bulamıyorlar. Bunlara göre Kurban Bayramı çok şey ifade ediyor. Çünkü yılda bir ete kavuşuyorlar. Dışarıdan gelen kardeşlerini, Müslümanlarını kucaklıyorlar. Bizlere sevgiyle, saygıyla yaklaşıyorlar. Bir şekere dahi teşekkür borç biliyorlar. Selamun aleyküm. Kurbanın önemi bu tarihin paylaşım olduğunu hatırlayabilmektir. Paylaşmak. Kurbanın önemi bence budur. Gelip burada bizimle bu bayramı paylaştığınız için çok mütevazı insanlarsınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok iyisiniz. Allah razı olsun. Kurban bayramı geldiğinde burada bir yoğunluk var. Telaş var, sevinç var, mutluluk var. Bu da tabii ki burada verilecek, dağıtılacak hayırlarla beraber beklenen bir sevinç. En önemlisi sizin bizi unutmamanız, sizin bizi hatırlamanız yani. Ondan çok sevinçliyiz. Yani size minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Kurbanlarımızın kestikten sonra o kadar çok dağıtmamıza rağmen gecenin bu saatine kadar kalmasına rağmen insanlarımız hala daha sırada bekliyorlar. Gerçekten yardıma çok muhtaçlar. Kırsaldaki gezdiğimiz insanlar da gerçekten çok muhtaç durumda. Evleri harabe. Bu insanlar gecenin bu saatine kadar hala daha dağıtımı bekliyorlar. Allah yardımcıları olsun. Ne diyeyim? Sözün bittiği yer burası. Ya
Bizler çok minnettarız. Sadakalarınız ve yardımlarınız için. Buraya getirip bize verdikleriniz için. Bizler çok minnettarız. Eğer mümkünse bizler de karşılığında sizlere bir şeyler vermek isteriz. Sizleri misafir etmek isteriz. Bütün bu bölgede yaşayan insanların adına ben söylüyorum. Bizler sizlere minnettarız. İnşallah önümüzdeki senede buraya bekleriz ve geldiğinizde durumumuz daha iyi olur. Sizler Kampala'ya geldiniz, köylerimizi ziyaret ettiniz. Fakir, çok fakir insanlarımızın durumunu görüp onlara yardım getirdiniz. Bizler çok ama çok minnettarız. Çünkü köylerimizde yaşayan yüzlerce insan çok aç ve çok fakir. Bizler Allah'a dua ettik ve cevap olarak sizleri gönderdi. Ve siz şimdi buradasınız. Allah kabul etsin inşallah. Hepimiz koşullanmış bir iyilik duygusuyla hareket etmek isteriz. Selamun aleyküm Ahmet amca. Nasılsınız? Ama kendimizle ilgili en az eleştirdiğimiz nokta bu konudaki yetersizliğimizdir. Kayıtsızlığımız bizi her geçen gün giderek bencilleştiriyor. Peki içimizdeki ilahi iyilik duygusuna ne oluyor? Onun ne kadarına sahip çıkabiliyoruz? Gerçek bir iyilik duygusu için ne kadar çaba sarf ediyoruz? Bu sorularla yüzleşmekten vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü vicdanımız bizi insan yapan şey. Ve ona sahip çıkmak için bu bile tek başına güçlü bir neden. Bu Ugandalı kadın yerel lisanıyla hayır dualarını dile getiriyor. Ve bizim bu duayı anlamamız için onun dilini bilmemiz gerekmiyor. Kimsenin dünyaya geldiğinde bir şey yok ama Allah dilediğine veriyor. Elhamdülillah Allah verdi ve Peygamberimiz dedi ki, Müslümanın Müslümana yardım etmesi lazım. Dolayısıyla zekat çıkarsınlar. Bize de yardım etsinler, olmayanlara yardım etsinler. Yani bekliyoruz. Çünkü bir el kendi kendini yıkayamaz. Türkiye'deki yardım edenlere çok teşekkür ediyoruz. Etmeyenler de duysunlar ki bize yardım edebilsinler. Diğer ülkedeki zenginler de örnek alsınlar ki bütün fakirlere yardım etsinler. Hepimiz zaten birbirimizin kardeşiyiz. Başka yerlerde de sıkıntı çekenler yardım bekliyorlar. Sizlerden, yardım edenlerden örnek alsınlar. Biz dua ediyoruz ki onların da kalbi açılsın, Allah'ın verdiği nimeti diğer kardeşlerine dağıtsın, yardım etsinler. Allah da onlara daha çok yardım etsin inşallah. Biz öyle dua ediyoruz. Kurban burada daha da çok anlam kazanıyor. Bizlerin sürekli et alabildiği, yani canımız ne zaman et çekse gidip et alabildiğimiz bir ortam var. Ama buradaki halkın öyle bir şansı yok. Yani kelimeler bulunamıyor. Gerçekten kelimeler bulunamıyor böyle şey anlatmaya. İnsanların bir parça et alabilmek için yaşamış oldukları kavga, saatlerce beklemeleri bu sıcak altında. Kelimelerle anlatılacak şey değil. Gerçekten vatandaşlarımızın bu şeyleri bu şekilde görmelerini istiyorum. Bayramı bunlar için ihtiyaç demek, et demek, yemek demek. Yani burada bir tane büyükbaş hayvandan kişi yemek yiyor. Adamlar onu kurutup bir ay dışarıda tutabiliyorlar. Bir sene bağırsaklarını kurutup soslatıp tutabiliyorlar. Burada sizin olmanızdan mutluyuz. Sizler olmazsanız bayramlar bizim için buruk geçiyor. Sizler buraya gelerek bize moral veriyorsunuz. Kendimizi daha güvende hissediyoruz.
Yoksulluk sınır tanımazlığıyla bizim için ithal edilemeyecek kadar tanıdık bir kavram. Ülkemiz de dahil dünyanın birçok yerinde yoksulluk önemli bir sorun olmayı sürdürüyor. Ekonomik eşitsizliğin tuhaf adalet anlayışıyla yoksulluk ülkemizin sınırlarında dahi kendisini gösterebiliyor. Ama neden her ne olursa olsun yoksulluğun yüzü hiçbir yerde değişmiyor. Eğer o yüz bir çocuğa aitse yoksulluk genç bir yorgunluğa dönüşüyor. Biz depremde ağır hasar gördü. Çadırda kalıyoruz. Olacak. Evim yok işte içeri giriyorum çocuklarım benim arkamda eve geliyorlar. Yıkılsa üstümüzde en büyük korkum o. Kurban kesemedik. Onun için çok üzgünüm. Ben de istiyordum herkes gibi bir kurbanlı hayvan alayım keseyim. Küçük kızım geldi ağladı. Hatta dedi Recep amca söyle bir inek bize versin biz de keselim. Herkes kesiyor biz niye kesmiyoruz? Ben dedim yok işte gücümüz yetmiyor. Diyanet Vakfı bizi hatırladığı için Ankara'dan ta buraya kadar geldikleri için çok teşekkür ediyorum onlara. Allah razı olsun. Biz razıyız. Allah da razı olsun. Özellikle bizim bulunduğumuz bu bölgede malumunuz 2 sene önce bir deprem yaşadık. Depremden hayli insanlarımız mağdur oldu. Efendim evsiz barksız kalan insanlar, ailelerini, yakınlarını kaybeden insanlar oldu. Hatta maddi bakımdan sıkıntıya düşen çok insanlar oldu. Bir nebze olsun o insanların yüzünü güldürmek, efendim, gönüllerini almak babından böyle bir görev yapıyoruz. Onlar da mutlu oluyorlar, seviniyorlar, dua ediyorlar. Diyanet Vakfı'ndan ve çalışanlarından Allah bin kere razı olsun, Allah güç kuvvet versin. Vakıftan her ay bir koli geliyor, bana bir ay yetiyor. Allah bin kere razı olsun. İnançlarımız bizi masum kılar ama daha çok bizi iyilikten yana taraf yapar. Çünkü insanı Allah yarattı ve O, doğruyla yanlışın yarışında insanı kendi sınavına soktu. Bizimse önümüzde kendimizi ispat edebileceğimiz kadar çok seçeneğimiz var. Çünkü dünyada çok sayıda Müslüman yoksullukla mücadele ediyor. Çünkü onlar sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile Bolu, Van, Etiyopya, Uganda ve Nijer'de gerçekleştirilen 2013 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna ait röportaj ve kayıtlara yer verilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2013 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında yurt dışında 55 ülke ve 165 bölgede, yurt içinde ise 133 il ve ilçede olmak üzere toplam 89.027 hisse kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.